SG2 fil kiti kurmak için öncelikle çantayı açıyoruz. İçinden cihazımızı alıyoruz. Cihazımız pille çalışıyor. 4 adet pili içine uygun şekilde yerleştiriyoruz. Kumaşın pillerin uçlarına gelmemesine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü iletkenliği etkileyebilir. Cihazımızı pilleri taktıktan sonra açma kapama tuşuna bastığımızda ana ekranımız geliyor. Yukarıda şarj durumu gözüküyor. Hafıza durumu gözüküyor. SG2 kitimizin 30 adet hafızası bulunur sonuçları saklamak için. Ana ekranımızda pH değeri gözüküyor. Şu anda MTC olarak gözüküyor ama elektrodumuzu taktığımızda bu otomatik sıcaklık kompansasyonu ATC şeklinde gözükecek. Şu anda karekök şeklinde gözüküyor ama otomatik ölçümlerde okumaya başlattığımızda A ibaresi yanıp söner. Sonlandığında ise karekök A şeklini alır. Sıcaklık ibaresi elektrotlarda eğer sıcaklık ölçümü varsa ekranda görülebiliyor. Hemen altta ise kalibrasyon sıvıları seçimli grubu görebiliyoruz. Şu anda B2 adı altında 401-7921 grubu seçilmiş. Şimdi elektrodumuzu takacak olursak PNC soketli girişimizi yerine yerleştirip çeviriyoruz. Sıcaklık girişi için taktıktan sonra artık kalibrasyona hazırız. Kalibrasyonda en önemli faktör doğru grubun seçilmiş olması ve ona göre sıvıların elimizde bulunması gerektiğidir. Bu cihazda 401-921 grubu var. Cihazlarımızın içinden bazen çıkıyor gidiyor. Bu şekilde tek kullanımlık sıvılar çıkabiliyor. 401-7 ve 921 şeklinde. Biz şu anda bizdeki 401 ve 7'yi kullanarak kalibrasyonu gerçekleştireceğiz. Ama diyelim ki farklı bir kalibrasyon sıvısı alındı. Diyelim ki Merck grubu. Merck grubunda 4, 7 ve 9 şeklinde tanımlanmıştır. Ve 20 derecede tanımlanmıştır. Geriye kalan neredeyse bütün sıvılar 25 derecede tanımlanmıştır. Dolayısıyla kalibrasyon sırasında Merck sıvılarını kullanırken farklı bir grubu seçerseniz kalibrasyon hatalı sonuçlanacaktır. Kalibrasyon için elektrodumuzu öncelikle saf sudan geçiriyoruz. Sonrasında kuruluyoruz. Sonrasında sırası önemli olmaksızın ilk grubumuza daldırıp kalibrasyon tuşuna basıyoruz. Ekranda kal bir ibaresi gözüküyor. Sıcaklığı görüyoruz. A yanıp sönüyor. Ve değeri sonlandığını görüyoruz şu anda. Karekök A şeklinde. Şu anda %100'lük bir slope değeri verdi bu cihazda. Tek noktalı bir kalibrasyon gerçekleştirmiş olduk. pH metreler için minimum 2 noktalı kalibrasyonu tavsiye ediyoruz. Tekrar temizleyip kuruladıktan sonra bu sefer pH 7'ye daldırıp tekrar kalibrasyon tuşuna basıyoruz. Bu sefer kalibrasyon 2 ibaresi gözüküyor. Tekrar okuma gerçekleşiyor. Otomatik olarak sonlanana kadar bekliyoruz ve bitti. Şimdi ekranda %slope değeri gözüküyor. Yeni bir pH metre ve sağlıklı bir elektrot için bu %slope değerinin %95'i üzerinde olması yeterlidir. Aşağısında ise kalibrasyon düzgün bir şekilde gerçekleşmemiş demektir. Ya sıvılarda bir sorun vardır ya da elektrotta bir sorun vardır diyebiliriz. Bu şekilde sonucu gördükten sonra tek yapacağımız read tuşuna basıp onaylamaktır. Artık kalibrasyonu hafızaya aldık. Ve yukarıda elektrodumuzun durumunu gösteren 3 dişli ibare, yani %95'in üstünde olduğunu gösteren 3 diş gözüktü.
Bundan sonra okuma yapacağımız zaman tek yapacağımız şey read tuşuna basmak. Ve okuma şu anda gerçekleşiyor yanıp sönerek. Sabitlendiği anda ekran donuyor. Bütün kullanım bu şekilde. Bunun dışında eğer grubu değiştirmek istiyorsanız bu ortadaki tuşa basılı tuttuğunuzda altta B2 grubunun yanıp söndüğünü görüyoruz. Yukarı aşağı tuşlarıyla B1, B4, B3 şeklinde grupları değiştirebiliriz. B1 ve B2 metlerin kendi sıvılarıdır. Genelde 4.01, 7, 9.21 ve 10.01'i tanımlar. Üçüncü grup ise merke özel 4, 7, 9, 20 derecede şeklinde tanımlanmış gruptur. Bunu seçmek için yapacağımız tek şey grubun üstüne gelip read dişiyle, tuşuyla onaylamaktır. Bunun dışında herhangi bir ölçümü hafıza yatmak için ölçümden sonra bittikten sonra store tuşuna bastığımızda hafıza yatacaktır. Herhangi bir yerde onları hatırlamak için de recall tuşuna bastığımızda hafızadaki şeyleri yukarı aşağı tuşlarıyla görebiliriz. Kullanım bu kadardır. Bastığımızda tekrar kapanıyor.